Evet, bir sinema televizyon sohbetine diyelim. Hoş geldiniz. İnşallah devam ettireceğim bunları. Beğendiğim filmler ve dizilerden bahsetmek istiyorum size. Bugün bahsedeceklerim bir tane belgesel, Blood Brothers yani kan kardeşler, kan kardeşleri Netflix'te oynuyor. Yeni daha yani bir iki hafta önce kondu zannediyorum. İkincisi de The Godfather of Harlem diye bir dizi. Üçüncü sezonunu Hulu'da izledim ben ama birinci ve ikinci sezon nerede oynadığını bile hatırlamıyorum. Ayrı ayrı yerlerde izledim yani her sezonu. Neden öyle onu da bilmiyorum. Yer değiştiriyor devamlı. Dediğim gibi fakat bu ikisi birbirine bağlı. Neden bağlı? Öncelikle hızlıca söyleyeyim. Blood Brothers, meşhur boksör Muhammed Ali ve Malcolm X'ten bahsediyor bunların ilişkisinden. The Godfather of Harlem'de bir gangster, Bumpy Johnson diye Harlem'deki işte eroin, uyuşturucu ticaretini falan ele geçirmek isteyen zenci bir gangsterle gene Malcolm X'in ilişkisinden bahsediyor. Dolayısıyla bu dizi ve film birbirleriyle bağlantılı Malcolm X üzerinden. Onun için İkisini de izlemenizi öneriyorum bulabilirseniz bir yerde. Şimdi bu The Godfather of Harlem bana çok ilginç geldi. Neden? Burada anlatılan 1960'larda Harlem'de uyuşturucu ticaretini anlatıyor. Yani bir zenci mafyası var. Bu Bumpy Johnson başında olan adam. Ondan sonra İtalyan mafyası var tabii. İtalyan mafyasında 4-5 tane ayrı aile var. Bir de Küba mafyası var. Şimdi bunlar birbirlerine mücadele ediyorlar. Bazen ortak oluyorlar, bazen birbirlerini öldürüyorlar. Böyle devam ediyor. Ama ilginç tarafı dizi böyle basit bir mafya, gangster, uyuşturucu dizisi falan değil. Hiç değil. Çünkü Amerika'nın siyasetini de çok iyi anlatıyor. İç işleyişini yani CIA, FBI, hükümet bunların mafyayla ilişkileri, çapraz ilişkileri iç içe giriyorlar. Bazı yerlerde ayrılıyorlar, bazı yerlerde beraber çalışıyorlar falan. Bütün bunları anlatıyor. Dolayısıyla bu konulara meraklıysanız hem genelde siyasetle ilgiliyseniz, Amerikan siyasetine ilgiliyseniz çok öğretici bir dizi. Onun için tavsiye ediyorum. Dizide şimdi bana en ilginç gelen taraf şu. Şimdi bir tarafta bu zenci mafyası var. Zenci mafyasının başındaki Bumpy Johnson, Malcolm X'de bilenler bilir biliyorsunuz bir Müslüman liderdi ve de öldürüldü. O da zenci bir lider. Malcolm X'in geçmişi biraz karanlık yani uyuşturucu ticaretinden falan filan geliyor. Sonra The Nation of Islam diye bir tarikat var, Müslüman tarikat. Başında Elijah Muhammed diye bir lider var. Bu lider bunu kurtarıyor bu hayattan ve de sonunda bu Malcolm X çok muazzam karizmatik ve çok iyi bir konuşmacı. Hızla ilerliyor ve New York'taki kilisenin başına geçiyor. Ama bir süre sonra araları bozuluyor. Muhtemelen Elijah Muhammed bunu çekemez hale geliyor. Yani adam çok parlıyor, istemiyor öne çıkmasını falan. Onu da şimdi anlatacağım yani. Asıl öbür filmde o daha iyi anlatılıyor ama bu The Godfather of Harlem'de de var. The Godfather of Harlem'de ilginç olan konu şu. Şimdi Malcolm X ile Bumpy Johnson gangster çok iyi arkadaşlar. Ve Bumpy Johnson Malcolm X'i koruyor devamlı. Hatta bir iki kere ölümden kurtarıyor. Daha da ilginci bazı sahneler var. Burada görüyorsunuz ki CIA Harlem'in içinde bir hangar gibi bir depoları var. Ve depoya bütün el koydukları mesela kokaini o depoya getiriyorlar. Şimdi o depoya bu Bumpy Johnson da gidiyor. CIA'nın başındaki adamla karşılıklı konuşmaları var. Küba mafyası da işin içinde. Ya akıl alır gibi değil ya. Gerçekten yani temiz devlette bir şey yok dünyada herhalde. Şimdi CIA'nın başındaki adam diyor ki Bumpy Johnson'a biz diyor bütün bu kokaini sokaklardan topluyoruz insanların elinden alıyoruz. İstersen diyor bunun hepsini biz sana veririz satışını.
Sen sadece diyor bu Malcolm X'in Afrika'ya gitmiş orada bir tur yapmış, liderlerle konuşmuş ama en önemlisi Che Guevara ile konuşmuş. Amerika'da Küba ile müthiş bu problemli olduğu dönemler 1960'lar. Diyor ki senin kızın da diyor Malcolm X'in sekreteri, bak gangsterin kızı da Müslüman oluyor sonra, o da uyuşturucu bağımlısı. Malcolm X'in sekreteri oluyor. Bu Che ile konuşmaların da neler olduğunu bize anlat, biz sana bütün uyuşturucuyu verelim diyor. Uyuşturucu tabii ona böyle teklif ediyor ama yanda duran da Küba mafyası var. Şimdi Küba mafyasında da anlaşma şöyle, gene sokaktan toplanan uyuşturucu Küba mafyasına veriliyor. Küba mafyası bu uyuşturucuyu satıyor. Oradan gelenin bir kısmıyla silah alıyor. O silahlarla da Castro'yu devirecekler. Aynı anda uyuşturucuların yığıldığı olduğu depoda bir de silahlar var. Bu Bumpy Johnson gangster bakıyor, diyor ki ya bunlar ordu malı bu silahlar. Nereden geliyor? Diyor ki ya CIA adamı, sen onları fazla kurcalama diyor. Nereden geliyorsa geliyor. Yani ordu, yani yine aklınız durur ya. Yani herifler sokakta uyuşturucu sattırıyorlar önce. Satılmasına izin veriyorlar. Ondan sonra topluyorlar. O uyuşturucu getiriyorlar. Küba mafyasına veriyorlar. Küba mafyası onu satıyor. Oradan para kazanıyor. Kazandığı parayla gelip muhtemelen çalınmış herhalde. Belki bir kısmı verilmiş. Silahları tekrar CIA'den satın alıyor. Onlarla da CIA'nin gene organizasyonunda Küba'ya çıkıp Castro'yu devirecekler. Yani plana bakın. Burada en ilginç konu şu. Bu Bumpy Johnson'a CIA'nin adamı, dediğim gibi bu diyor yani Malcolm X'ten bilgileri al, kızın vasıtasıyla bize ver, biz sana uyuşturucu ticaretini verelim. Adam da diyor ki ya diyor siz nasıl oluyordu diyor benim arkadaşımı satacağımı düşünüyorsunuz. Bakın ya, ya adama hayran olmak elde değil, yani gangster bir sürü adam öldürüyor falan ama şeyleri, dünya görüşleri çok farklı. Çünkü Malcolm X Müslüman olmuş ve gene mücadeleyi savunuyor, zenci hakları vesaire. Öbürü bildiğiniz uyuşturucu satan gangster ama müthiş bir bağlılıkları var birbirlerine. Ve Bumpy Johnson bütün bu bedava parayı reddediyor. Diyor ki ben arkadaşımı satmam diyor, yürüyor gidiyor. Şimdi dönüyorum şeye. İlk başta bahsettiğim Netflix'te oynayan Blood Brothers, Kan Kardeşleri filmine. Orada da Malcolm X'in Muhammed Ali ile ilişkisi anlatılıyor. Muhammed Ali biliyorsunuz aslında ismi Cassius Clay. Müslüman değil, sonra da Müslüman oluyor. Şimdi bu Malcolm X de çok zeki bir adam, görüyor bunun ne kadar başarılı olduğunu falan, biraz yanaşıyor, arkadaş oluyorlar vesaire. Zaten bu Cassius Clay'in de o kadar bir öfkesi var ki Amerikan hükümetine, biliyorsunuz Vietnam'da savaşmayı reddetti vesaire falan filan. Yavaş yavaş Müslüman olması sağlanıyor. O çok net değil. İki şeyde de, filmde de, dizide de o anlatılmıyor. Yani Malcolm X'in etkisiyle mi, Elijah Muhammed'in etkisiyle mi Müslüman oluyor, yoksa başka birileri sayesinde mi, onu bilmiyoruz. Ama oluyor. Ama ve bu şöhreti Malcolm X Ali'nin şöhretini kullanıyor. Bir sürü yerde konuşmak ve bağlantılar kurmak için. Ali de onunkini kullanıyor. Mesela Malcolm X Muhammed Ali'yi alıyor, Birleşmiş Milletler'e götürüyor ve Afrikalı liderlerle tanıştırıyor. Orada açıklamalar yapıyorlar Amerikan hükümetinin çeşitli politikalarına karşı, özellikle zenci hakları, zencilerin ne kadar ezildiği vesaireyle ilgili. Dolayısıyla böyle bir şeyleri var, ilişkileri var, inişli çıkışlı ama bir yerden sonra bu Elijah Muhammed diyor ki Muhammed Ali'ye, ya Malcolm X ya biz, yani bizim cemaatimizin bir ferdiysen bu adamla ilişkisini keseceksin, ilişkini keseceksin diyor. Muhammed Ali de ilişkisini kesiyor. Fakat tabii işin başlangıcı var. Neden bu Elijah Muhammed, Nation of Islam'ın lideri Malcolm X'ten bu kadar nefret ediyor? Önce parlak olduğu için biraz şey yapmaya çalışıyor, geri plana çekmeye çalışıyor falan. Ama asıl problem şu, Malcolm X hakikaten daha dürüst bir adam. Bir sürü şey yapıyorlar adama, böyle ayak oyunu yapıyorlar falan. Sonunda evini bombalıyorlar, oraya kadar geliyor.
sonunda dayanamıyor, çıkıyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya bu tarikat lideri dediğiniz adam yanında çalıştırdığı reşit olmayan 8 tane kızdan çocuk yaptı. Bu diyor nasıl bir Müslümanlıktır, nasıl bir din inancıdır diyor. İş orada kopuyor. Yani o zaman birbirlerine Elijah Muhammed ölümüne düşman oluyor Malcolm X'e. Bunları duyduğunuz zaman diyorsunuz ki ya bak yani tarikatlarda bu olaylar işte o zaman da varmış 1960'larda hala devam ediyor dünyanın her yerinde. Böyle de bir bağlantı ister istemez insanın aklına geliyor. Ama iki yani dizi de film de çok enteresan. Mutlaka izlemenizi öneririm. Yani hem siyasetle ilgiliyseniz, mafya filmi seviyorsanız da ilgiyle izleyebilirsiniz. Çünkü bu Sopranolara falan benzeyen aileler var. İtalyan ailelerin ilişkileri vesaire onlar da çok güzel anlatılıyor. Oyunculuk tabii birinci sınıf. Forest Whitaker oynuyor başrolde. Oscar'lı biliyorsunuz zenci oyuncu. Bu şeyde The Godfather of Harlem'de. Ben yani ikisini de büyük bir zevkle izledim. Hem de bir sürü bilgi edindim. Size de hararetle izlemenizi öneriyorum.